Bıçaklanmış mı? Öyle görünüyor başkomiserim. Göğüs ve karın bölgesinde kesikler var. Suç aleti bulabildiniz mi? Henüz bulamadık komiserim. Bak Murat, bana sakın aradık bulamadık diye gelmeyin. Cinayet silahı bulunacak, tamam mı? Tamam başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Olay yeri incelemesi bilim olduğu kadar bir sanattır da. Dünyanın bütün bilim insanları bir araya gelse sanatçının, yani parçacıkları birbirine bağlayan polislerin katkısı olmadan bir cinayet soruşturmasını başarıyla sonlandıramazlar. Doktorlar hastalık yok, hasta vardır der ve aynı hastalığa tutuldukları halde her hastaya en uygun tedaviyi uygularlar. Polisler de benzer cinayetlerle karşılaştıklarında her katilin kendine özgü bir modus operandisinin, yani suç işleme tekniğinin bulunduğunu ve ardında farklı bir iz bıraktığını bilirler. Bu nedenle her olay yeri farklı bir stratejiyle incelenir. Fail, bıçaklanan Ayça adlı genç kadının tanıdığı biri de olabilirdi. Bir biçimde eve girmiş bir yabancı da. Öldürme motifinin ne olduğunu ortaya çıkarttıklarında onu bulmaları da kolaylaşacaktı. Kurbanın kimliğini belirledik başkomiserim. Ayça Peker, 27 yaşında. Bir tercümanlık şirketinde çalışıyormuş. Cesedi kim bulmuş? Evdeki arkadaşları bulmuş başkomiserim. Kaç kişilermiş? Geldiğimizde evde maktul hariç 5 kişi vardı. Kavga etmişlerdi komiserim. Kavga mı etmişler? Evet komiserim. Çok kötü birbirlerine girmişler. Çocukların ikisinde darp izleri vardı. Biri daha kötüydü. Hemen müdahale ettik. Kız kavga sırasında mı ölmüş? Hayır başkomiserim. İfadelerine göre kızın cesedini görünce birbirlerine girmişler. Neredeler şimdi? İçeride. Ayrı ayrı yerlerde tutuyoruz başkomiserim. Tamam sağ ol. Hadi gidip konuşalım şunlarla. Tamam, teşekkür ederim. İhbarı sen mi yaptın? Evet. Berent Çubukçu, 28 yaşında. Maktulün arkadaşı. Neler olduğunu anlatabilecek misin bana? Bilmiyorum. Sabah uyandığımızda odaya girdik. Orada öyle yatıyordu. Odada kim vardı? Barış, Seda, Arda ve ben. Hep birlikte mi girdiniz odaya? Yok, hayır. Barış odadaydı zaten. Yatakta yatıyordu. Siz niye kavga ettiniz? Ayça'yı öyle görünce Barış'ın yaptığını düşündüm. Senin! Nasıl yaparsın? Berat, ben bir şey yapmadım oğlum. Nasıl yaparsın lan? Öldürmedim oğlum ben kimseyi ya. Berat, sakin ol. Çekil git. Ben kimseyi öldürmedim oğlum. Kim öldürdün? Kim öldürdün? Berat, nasıl yaparsın oğlum? Berat, kim öldürdün? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Ne oluyor ya burada? Ben kimseyi öldürmedim Berat. Buse Ören, 23 yaşında, striptizci. Bilmediğim, güvenmediğim insanlara kesinlikle gitmem komiserim. Peki seni kim aradı? Arda. Birkaç hafta önce bir partide karşılaşmıştık. Numaramı almıştı. Geçen gece aradı. Alo? Alo? Buse, Arda ben. Beni hatırladın mı? Okan'ın partisinde tanışmıştık. Okan'ın partisi mi? Evet, hani Yeniköy'deki yalıda. Yalıdaki parti. Nasıl unuturum? Hani senin telefonunu almıştım. Tamam, hatırladım şimdi. Ne yapıyorsun, nasılsın? İyi canım, sen nasılsın? Şahaneyim, yalnız sana ihtiyacım var. Nasıl yani? Şöyle, hafta sonu benim çok yakın bir arkadaşım evleniyor. Çarşamba gecesi bekarlığa veda partisi yapacağız. Gelebilir misin? Olur ama parayı peşin alırım. Tamam, sen parayı merak etme, yalnız bütün gece bizimle olacaksın. Kaç kişi olacaksınız? Üç kişiyiz. Evde sadece üçüm vardı. Evet, Arda, Barış, bir de neydi ismi? Çok garip bir adı vardı. Berent galiba. Ya kızlar? Onlar yoktu, sadece çocuklar vardı. Tamam, sağ ol.